Bu dersimizde Delta PLC'lerde logaritma fonksiyon komutlarının kullanımı anlatılacaktır. Bunlardan ilki DLN yani doğal logaritma komutudur. Evet, komutunun kullanım şekli arkadaşlar bu şekildedir. Burada şöyle düşünelim. E üzeri D eşittir S ise D eşittir ln S'dir arkadaşlar. Örnekte de gördüğünüz gibi PLC RAN konumuna geçtiğinde aktif oldu Ambient relemiz. D4 veri alanının logaritmik E tabandaki değer hesaplanıyor ve D8 veri alanı değer yazılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu formülden göre işlem yapıyor. Yani E üzeri D eşittir S ise D eşittir arkadaşlar. Ln S'dir arkadaşlar. Doğal logaritma komutu bu. Bir diğer logaritma komutu ise floating logaritma komutu. Bu da dlog komutu. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi kullanımı dlog S1 S2 D'dir. Yani bu şudur. S1 üzeri D eşittir S2 ise D kaçtır? Bunu nasıl hesaplıyoruz logaritmada? Log S1 tabanında S2 eşittir D diye hesaplıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi log D0 tabanında D2'nin sonucunu hesaplamış ve D10 veri alanına yazmış arkadaşlar. Burada da ne mesela? 5 üzeri 2 normalde kaça eşittir? 25'e eşittir. Burada 25 D2 veri alanındaki değerimiz. 5 ise arkadaşlar nedir? S1 ifadesi yani D0 veri alanındaki değer. D ise arkadaşlar D10 veri alanındaki değerdir. Şimdi bunlarla ilgili birkaç uygulama yapalım. Öncelikle ComManager yazılımımızı açalım. Önceden tanımladığımız simülatörümüzü çalıştıralım. Ve bir uygulama yapalım. İlk yapacağımız uygulama arkadaşlar DLN. Yani E üzeri D eşittir S mantığından düşüneceğiz. Logaritmik E tabandaki S değerinin sonucunu hesaplayacak bu. Yeni diyorum. Bir M0 rölemiz olsun. Bu M0 rölemiz neydi komutumuz? DLN'ydi. Okey dedik. Buraya ne girelim? D0 veri alanındaki değeri girelim. Ve bu da sonucu D4 veri alanına yazsın arkadaşlar. Evet. Devleyelim. Daha sonra PLC'mize yükleyelim. Tamam diyoruz. Simülatörümüzü açalım. RAM pozisyonunu alalım. Şimdi arkadaşlar burada DLN komutu neydi? E üzeri D. E üzeri D eşittir S ise D nedir? Ln S'dir arkadaşlar. E tabanda. Şimdi biz burada mesela D0'ımızı değer girelim. D0'a. Diyelim ki D0'ın değeri 5 olsun arkadaşlar. 5 değerini girdik. Buradan bir dakika şunu unsigned decimal olarak şey yapalım. D0 diyoruz arkadaşlar. Evet, D0'a floating olarak 5 değerini girdik. Programa da gelelim bakalım. Evet, 5. Arkadaşlar ln5 M0 rölesini aktif edelim. 1.609 değerini karşılık vermekteymiş. Evet, PLC'mizi şimdi stop pozisyonuna alalım.
Bir network daha ekleyelim. Burada da M0 rölesi olsun yine. Dlog komutunu kullanacağız. Arkadaşlar bu neydi? S1 üzeri D eşittir S2 ise D kaçtır? Bunu hesaplıyordu bu. Burada şunu yapacağız arkadaşlar. S1'imiz 10 olacak. S2'miz de 100 olacak. Ve bu değeri D6 veri alanında göstersin. Derliyoruz. PLC'mizi yüklüyoruz. Ve simülatörümüzü çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar bakın burada M0 rölesini aktif ettiğimde değeri 2 göreceğiz. Bunun anlamı ne oluyor? Bunun anlamı şu oluyor. Logaritma 10 tabanında 100 kaça eşittir? 2'ye eşittir arkadaşlar. 10 üzeri D eşittir 100 ise D kaçtır? 2'dir. Evet arkadaşlar delta PLC'lerde doğal logaritma ve normal logaritma hesaplamalarının hangi komutlarla yapıldığı bu derste anlatılmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.